Evet, herkese merhaba. Bodrum Güvercilik'ten Meyve Şirket'te hepinize güzel bir egzersiz yaptım beraber. Onu paylaşacağız. Meyve işte her yıl beni çalışma yapıyor. Bu sene de bana dün bir şey gösterdi. Çok ilgimi çekti. Paylaşmak istedim. Kendisi metafizik ve bilinç düşünceye çalışma yapmakta. Merhaba Meyve. Merhaba. Evet, dün yaptığımız çalışma eğlenceli çalışma. Gelsek harcayalım. Tamam. Herhangi bir kitap seçiyorum. Hangisinin olduğunu bir önemi yok. O anda içimden geldiği gibi alıyorum. Bu kitabı aldım. Evet, tamam. Şimdi merak ettiğin, senin için önemli bir soru. Kendini geliştirmek istediğin bir şey olabilir. Şu anda bununla ilgili ne öğreniyorum diyerek sorabilirsin. Evet. Ben nasıl daha anlayışlı ve duyarlı bir insan olabilirim? Herhangi bir sayfayı açıyorum. Evet. Ve elime koydum. Hatırlamamız gereken en önemli noktalardan biri şudur, sana geldi. Tamam. Bugün kim ise kız bir ilişki dokusu içinde yoğrularak oldu. İçeride ortaya çıkanların farkına varmak çok değerli olsa da insanın iç dünyasından dışarıya taşıyabildikleri, dünyaya gösterebildikleri genişir. Birer gerçekliğe dönüşür. İçimizde bir sonraki adımımızın tohumlarını bulurken bunu bir fideye ve sonra da bir ağaca dönüştürecek olan ilişkilerdir. İlişkilenerek yap diyor bunu, evet. Sana. Evet. Evet. Çok güzel mesajı aldı. Aynen. Peki bu çalışma hakkında biraz bilgi verir misin? Şöyle, çok basit, çok eski bir çalışmadır bu aslında. Burada bir kitap olmasına gerek yok. Kitap sadece bir aracı. Sizde hiçbir soru yoktur ki size cevabı olmasın. Sorduğunuz her sorunun aslında bir cevabı vardır. Yeter ki gören gözleriniz, duyan kulaklarınız olsun. Örneğin merak ettiğiniz, şu anda nasıl bir durumun içindeyim? Nasıl bir çözüm bana yardımcı olur? Hayatta herhangi bir konuyla ilgili bir sorunuz var. Yolda yürürken siz yeter ki soruyu, neyi merak ettiğinizi bilin ve soruyu sorun. Yolda yürürken önünüze bir tabela bile çıkabilir. Bir filmi izlerken kulağınıza ekstra gelen, yoğun bir şekilde gelen bir replik olabilir. Neye dikkat ettiğiniz, sezgilerinizi kullanmanız, sezgilerinizi açmanızla alakalı bir şey. Politik bilinç dışında her zaman ve her zaman cevap gelir. Eril enerji bu soruyu sormamıza yardımcı olan enerjidir. Herkes de cinsiyet prensibine göre, hermetik prensiplere göre hem eril hem dişil biliyorsun özelliklerimiz var. Eril prensip dediğimiz şey o soruyu sorma kabiliyetinizdir. Zihinle yaptığımız her şeydir. Dişil prensip ise o cevabı bize mümkün kılandır. Biz harekete geçirmeliyiz ki dişin bize o cevabı mümkün kılsın. Kozmik her zaman cevabıyla orada ayağa kalkar. Bir soru sorulunca kozmik her zaman cevap vermek için ayağa kalkar. Yeter ki görelim. Yani biraz meraklı olacağız. Evet. Bir de evrenden sorularımızla isteklerimizi çekeceğiz kendimiz. Aynen öyle. Evet. Biz şimdilik bu kadardık. Herkese iyi günler diyoruz. Soru sorun, meraklı olun. Meyve teşekkürler. Teşekkürler. Çok eğlenceliydi.